Evet, bizim kontrolümüzde olan bir ortam değil diyor. Başkasının makam adası olduğunu söylüyor ama fotoğraflarda göremediyseniz eğer, o fotoğraflar arasında ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdiği fotoğraflar da var. Ama Cumhurbaşkanı yardımcısı kabul etmedi iddiaları, işte yalan söylediğini söyledi. Muhalefet de bu açıklamaya karşılık. Şimdi gelelim genel başkan vekili olarak AK Parti adına yapılan konuşmalara. Numan Kurtulmuş konuştu. Genel kuruldan şimdi sesler yükseliyor Kurtulmuş konuşurken. Çok fazla ekrana yansımıyor ama meclis tutanaklarından aslında o ifadelere de ulaşabilirsiniz. Şimdi konuşurken Numan Kurtulmuş, Zindaş de kim, Zindaş diye anlat, Rıza Sarraf kim, ödül verdiğin Reza Zarrab'ı söyle, milletvekilleri böyle bağırıyorlar. Ama Numan Kurtulmuş'un gündeminde bu soruların yanıtları yok. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Tiran dedi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun Er Meydanı'na adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması arkadaşlar, bir genel kurul bütçe konuşması Sayın değil, Başkan Vekilleri, bir cumhurbaşkanlığı adaylık konuşmasıydı. Biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız. Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız. Ne 367'nin gölgesine sığınırız, ne sözde cumhuriyet mitiklerinin gözdesine sığınırız, ne Türkiye'deki bir takım vesayet odaklarının önünde, küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz. İşte adaylığınızı ilan edin diyerek de onun bir cumhurbaşkanlığı konuşması yaptığını söyledi CHP liderinin. Şimdi bu konuşma yapılırken muhalefetten tepkiler yükseldi, tansiyon yavaş yavaş yükselmeye başladı. Sonunda kavga oldu zaten. Birazdan kavgaya geleceğiz ama Numan Kurtulmuş kürsüden inmeden önce o bunu nasıl açıklayacağız diye sorduğumuz başlığa geleceğiz şimdi. Bir işaret yaptı. Gelin o işarete bakalım. 2023 yılında milletimiz Türkiye yüzyılının kapılarını Cumhur İttifakı'nı iktidara getirerek sonuna kadar açacak ve bu istikamette yürüyecektir. Hepinize bunu da sizin için. Evet, bu